Anadolu Ajansı'nın bu yıl üçüncüsünü düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışmasında yarışması sahiplerini buldu. Yarışma kapsamında bu yıl ilk kez İstanbul'da Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne bir de söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye yarışmanın jürisinde yer alan Noor Ajansı foto muhabirleri Yuri Kozre ve Stanley Green katıldı. <laughs> Anadolu Ajansı'nın bu yıl üçüncüsünü düzenlediği U uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Foto Avarsın kazananları belli oldu. Haber, spor, portre, doğa ve çevre fotoğrafı dağlarında tekil ve seri fotoğrafları değerlendirerek ilk üçe giren fotoğrafların belirlendiği yarışmaya yaklaşık 25 bin fotoğrafla başvuru yapıldı. Yılın fotoğrafı ödülünü Frederik LeFargne çektiği DH'tan Kaçış adlı fotoğraf kazanırken 17 ülkeden 22 fotoğrafçıya da ödül verildi. Aris Mesiniz, Akdeniz'de Ölüm Başlıklı serisiyle seri haber kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Kemal Rufri, Öksüz Orangutanları Beslemek Başlıklı fotoğrafıyla seri doğa çevre kategorisinde birinci olurken, Johnny Miller, Mille Foto için çektiği Papva Sevgolum Golf Sahası Başlıklı serisiyle tekil doğa çevre kategorisinde birincilik aldı. Jüri, Gazze'de yaşayan serbest foto muhabiri Hüsam Serim'i, Gazze'de sokak antrenmanı başlıklı fotoğrafıyla genç foto muhabiri ödülüne layık gördü. İstanbul Foto Awards yarışması kapsamında Nur Ajans foto muhabirleri Yuri Kozire ve Stanley Green, İstanbul Foto Awards Talks başlıklı söyleşiyle fotoğraf tutkunlarıyla buluştu. Koziev Irak'ta uzun bir deneyim yaşadığını belirtti ve Irak'a birkaç haftalığına gittiğini ama 8 yıl kaldığını söyledi. <laughs> Benim orada bir görevim vardı. Orada yaşananları göstermek istedim insanlara. Irak'tayken bir alanda uzun süre sıkışıp kaldığımız günler oldu. Kırmızı bir alanda kalıyorduk. O yaşadığımız alandan dışarıya uzun süre çıkamadık. Bu durum beni öfkelendiriyordu. Ben de burada bir stüdyo oluşturdum. Burada da siyah arka plan seçtim. Aslında burada elimde sadece siyah arka plan vardı. Onu kullandım. Siyah arka planla da orada olanları yansıtmaya çalıştım. Ben orada portrelerle beraber insanların yaşamlarını paylaşmaya amaçladım. Fotoğraf gazeteciliği alanında Türkiye'de güzel gelişmeler var. Zira burası olayların, savaşların yanı başında yer alan bir ülke. Bu tür fotoğraf yarışmalarıyla da bu işin önemini duyurmaya ihtiyacımız var. Bizler acılarımızla büyüyoruz. Ben kesinlikle bizim gibi bu tür yerlere gitmeye niyetli insanlara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Dünyada neler yaşandığını göstermemiz gerektiğine inanıyorum ve kendim de haberin bir parçası olmaya başladığımdan bu yana gerek psikoloji, gerek sanatı armanlayarak bir kompozisyon yaratmaya gayret ediyorum. İstanbul Foto Awards'ta ödül alan fotoğrafların yer alacağı sergi 2 Nisan'da Tophane-i Amire'de ziyarete açılacak.